Ya şunu unutmamak lazım. Tabii ki Trabzonspor'da sorunlar vardı ama çok büyük artılar da vardı. Ee, Hüseyin Hoca'nın büyük başarıları da vardı. ilk defa yenildi. Ama kazanmak konusundaki sıkıntıları da vardı. Bütün bunlar öyledir yani ak beyaz yani beyaz siyah dönmüyor iş. Sadece bu Hüseyin Hoca'dan tam bütün sorun Hüseyin Hoca'ya yollayalım, E çözülecek. Bunu söyleyemeyiz ya ya Bana söylenecekmiş gibi gelmiyor. Bu Hüseyin Hoca mutlaka çok başarılıdır falan demiyorum. Tabii ki vardır hatalar ama şunu unutmayalım. Klopp 5. yıl ya. Ve yani şampiyonlar gibi finale oynamış bir adam olarak geldi. Yani e, Dortmund'da şampiyonluklar kazanmış bir adam olarak geldi. Evet. Ve ciddi maaşlar alan ciddi bir kadronun başına geldi. Ve onun üzerine 5 yıl geçti ligde şampiyon olması için. Bunlar bugünden yarına olmuyor. Olabilir ama olmadığı zaman olmaması daha muhtemeldir. Faturayı da tek kişiye kesmemek gerekir. Ya yani Ünal Hoca niye ayrıldı sorusu sorulabilir. Yani Hüseyin Hoca niye takımın başında sorusu bence doğru bir soru değil. Ünal Hoca niye ayrıldı sorusu doğru bir soru olabilir. Yani eğer eleştirilecek olan buysa bu eleştirilebilir. Ya yani takım gidiyordu belli bir standardı vardı. Hataları vardı ama Ünal Hoca sonuçta bugün Rize Spor'dan da ayrıldı Ünal Hoca ama Trabzonspor'da yani çözüm bulma ihtimali daha yüksek bir hocaydı. Belki yabancı oyunculara karşı sözünü daha rahat geçirebilirdi. Bilemiyorum onları. Onları bilemiyorum. Bütün bunlar hani varsayım olarak değerlendirilebilir. Ancak buradaki sorun Ünal Hoca neden ayrıldı olabilir ama Hüseyin Hoca niye takımın başında değil bence? Bence değil. Her iki hocanın da e, Trabzonspor teknik direktörlüğü dönemindeki rakamları da görev süreleri içerisindeki rakamları Burada tabii şunu var. söyleyebiliriz. Son iki haftadır Uğurcan kendi standartında değil. Sörlot kendi standartında değil. Yani gol atamadığı dönem daha uzun Sörlot'un ama oyununda bir düşüş olduğunu iki haftadır görüyoruz. Daha bu, yumuşak kaldı. Bu şeyde rakamlarda zaten senin söylediğin gibi tek kişiye faturanın kesilemeyeceğini var olan zaten sezon çok başından beri yani söylüyorum. Bence Hüseyin Çimşir'i göreve getirerek biz teknik direktörü değiştirmiyoruz demek Aynı istediler zaten. Aynen. Zihniyetle Biz yola. Aynen bu yoldan devam, devam, devam edeceğiz de ama öyle hocayla çalışmayacağız dedi. Niye çalışmayacaksın? O ayrı. O ayrı. Ben, ben, evet eleştirip ama bilemiyoruz tabii içinde ne olduğunu ama İkisi e, ikisi farklı konular. Farklı konular. Tabii ki bunu için ya Hüseyin'e Hüseyin şampiyonluğu verdi ne diyorsun? Falan diyecektir taraftar. Olabilir. Taraftar öyle düşünür. Şimdi ama ta, yöneticiler böyle düşünmemeli. De, çok doğru. Çünkü yönetici önce taraftar olmamalı. Önce Yönetici en iyi tabii en iyi, yönet olmalı. en iyi yönetici taraftar en iyi, i̇yi taraftar, taraftar başkan ya da yönetici olmaz. O, o en büyük hatamız bizim. Oluyorsa da en iyi taraftar olmayacak. Ya da şöyle formüle edelim belki en iyi taraftar olmak görevin o görevin layığı neyse onu en sağlıklı şekilde yerine getirmek dersek zaten ya o en iyi şekilde başka bir yorumu olabilir, hizmet evet. eder.